İyi akşamlar. Öncelikle çok özür dileriz. Bu akşam biraz geç kaldık. Hepiniz değerli zamanlarınızdan ayırıp buraya geliyorsunuz, farkındayız. Teknik sorunlar yaşıyoruz belli bir süredir ama sağ olsun ekipler bunu halletti. Nispeten kısa tutmaya başlayacağız bu akşamı. Geçen akşama kıyasla bu akşam ikinci online eğitimimiz. Bu akşam biraz daha pratik bir eğitim olacak. Standart eğitimimizi oyveötesi.org'dan seyredebilirsiniz. Standart sandık sorumluluğu eğitimimizi. Bu akşam işin biraz daha pratik ve sizlerden çokça soru gelen konuları üzerinde duracağız. Dilerseniz gelin bu akşam neler konuşacağımıza bir sunum üzerinden bakalım. Kayıt olma sürecini konuşacağız. En çok soru aldığımız konulardan bir tanesi bu. 30 Mart'ta bize katılanlar bilirler, biraz daha farklı işliyordu sistem. İnsanlar atanabiliyordu. Bu sefer gönüllerimizden biraz daha aktif olmalarını ve kendilerini sürece kaydettirmelerini rica edeceğiz. Onun detaylarını canlı olarak birazdan sizlere göstereceğim. Oyveötesi.org'daki faydalı bilgilerin üzerinden geçmekte fayda var. Farklı detay seviyelerinde eğitim bilgilerimiz var. O dokümanları sizlere biraz daha iyi tanıtmak istiyorum. Onların üzerinden geçelim. Yayılım tarafında ve sizlerin hakim olması tarafında ne olduğunu ve elimizde nelerin var olduğunu bilmek gerçekten önemli. Ondan sonra seçim öncesi ve seçim sonrasında farklı seviyelerdeki gönüllerimizden neler beklediğimize gideceğiz. Burası dediğim gibi işin biraz daha pratik, biraz daha somut tarafı. Eğitim içeriği, yani standart genel yayın ve yasayı konuştuğumuz tarafları daha önceki eğitim videolarımızdan ya da biraz sonra beraber göreceğimiz faydalı bilgiler kısmından sizler de takip edebilirsiniz. Gelin öncelikle kayıt olma sürecine bir bakalım ve sizler de sıfırdan kaydoluyormuşuz gibi bir üyelik oluşturalım Oyveötesi'nde. Benden bakıyorsunuz diye tahmin ediyorum, artık biraz her tarafta bu iş. Şöyle, Oyveötesi'nde kayıt olmak istediğiniz diyelim, sandık sorumlusu olmak istiyorsunuz. Nasıl yapacağız bu işi? Oyveötesi.org'a gidiyoruz ve Oyveötesi.org'dan kayıt ol tuşuna tıklıyoruz. Herhangi bir seviyede gönül almak için. Ve bir kullanıcı yaratmamız lazım. Bugüne kadar herhangi biriyle konuştuysanız da, bir okul sorumlusuyla anlaştıysanız da, avukatsanız ve bugüne kadar bir okulda veya bir ilçede görevlendirildiyseniz de, yani şu anda sisteme dahil olduğunuzu varsayıyorsanız da, eğer bu adımlardan geçmediyseniz bir şeyler eksik demektir. Çünkü mutlaka database'te yer almalısınız süreci takip edilmek için. Onun yolu da şöyle, örneğin bir deneme hesabı oluşturalım. İsmime deneme diyorum. Soyadım Sercan. Deneme Sercan @gmail.com diye bir adres belirliyorum. Buradaki formata göre cep telefonu numaramı giriyorum. Bir tane şifre oluşturuyorum kendime. Eğer avukatsam buradaki linki tıklayıp baro sicil numaramı giriyorum. Avukat değilim. Bu şekilde devam edeceğim. Peki. Evet. Pardon. Tamam, güzel, doğru bir uyarı geldi. Şifremizi 8 karakterden daha uzun seçmemiz gerekiyormuş. Daha uzun bir şifre seçelim. İlk etapta sistem bana nerede oturduğumu soruyor. İstanbul ilinde, diyelim ki Beşiktaş ilçesinde oturuyorum. Bunu mahalle seviyesine kadar girebilirsiniz ama şart değil. Oy kullanacağım yeri soruyor sistem bana. İstanbul'da. Diyelim ki Beşiktaş'ta ve bu noktada artık okul da seçmem gerekiyor ki oy kullanacağım yeri daha net bilelim, atanma sırasında bize yardımcı olsun. Diyelim ki Sakıp Sabancı Lisesi'nde oy kullanıyorum. Sandık sorumlusu veya bina sorumlusu olmak üzere kayıt yapabiliyorum. Diyelim ki ben sandık sorumlusu olmak istiyorum ve kaydola tıklıyorum. Üçüncü aşamasına geçiyoruz sistemin. Birçok gönüllümüz bu noktada bırakıyor ve üçüncü aşamada tercihlerini kullanmıyorlar. Üçüncü aşaması kritik çünkü üçüncü aşama hangi bölgede, hangi okulda görev almak istediğinizin seçtiğiniz aşama. Ben Beşiktaş'ta oturuyorum ve Beşiktaş'ta oy kullanıyorum ama daha kritik olduğunu düşündüğüm ilçelerden bir tanesinde görev almak isteyebilirim. Örneğin Beşiktaş'ta oturan biri olarak ben Fatih'e destek olmak istiyor olabilirim. Ve buradan Fatih'i tıklayıp Fatih'i seçmem gerekiyor üçüncü aşamada ki Fatih'teki sorumluların listelerine düşebileyim ve beni orada görevlendirebilsinler. Burada herhangi bir binada görev almak istediğinizi seçebilirsiniz ya da doluluk oranlarına ve dolayısıyla ihtiyaca göre burada daha az dolu olan okullardan bir tanesini seçebilirsiniz. Şu an rakamlar sizi yanıltmasın. Arka tarafta bir taraftan arkadaşlarımız doldurmak üzerine çalışıyorlar. Diyelim ki Atatürk İmam Hatip Ortaokulu'nu seçtim. Burayı tıkladığım zaman artık ben Deneme Sercan olarak bu okulun havuzundayım. Bu okulun okul sorumlusu artık Deneme Sercan olarak beni görüyor ve beni yerleştirmek üzerine bugün tahmin ediyorum hemen çünkü şu anda
kaplan gibi beklediklerini tahmin ediyorum. Ya da önümüzdeki 1-2 gün içinde beni arayarak bu okulda görev alacağımı mutlaka teyit edecek ve yerleştirmemi yapacak. Şimdi önemli olan bir diğer nokta şu. Bu aşamaya kadar geldik ve diyelim ki bugün çıktık sistemimizden. Ertesi gün farklı bir sebepten başka bir yerde görev almak istediğimize karar verdik. Hatta başka bir ilde görev almak istediğimize karar verdik. Tekrar sisteme girmek için ne yapmamız lazım? Sandık.oyvotesi.org'a veya oyvotesinin ana sayfasından yine aynı linki tıklayarak bu ana sayfaya geliyoruz. Bu sefer kayıt olmayacağız. Sağ üst köşede gördüğünüz gibi giriş yapacağız artık sisteme. deneme@sercan.gmail.com ve az önce yarattığım şifreyle sisteme giriş yapıyorum. Şimdi bu sayfada artık görev almak istediğim yeri değiştirebilirim veya bilgilerimi güncelleyebilirim. Diyelim ki ilk etapta Beşiktaş'ta görev almak istiyordum ama farklı bir ilde veya farklı bir ilçede görev alacağım. Şimdi eski sistemde beklememiz gerekiyordu okul sorumlularımızdan veya ilçe sorumlularımızdan bizi atamalarını. Şu an bu değişikliği kendimiz yapabiliyoruz. Örneğin İstanbul'da farklı bir yerde görev almak istiyorsam, diyelim ki Çatalca'da veya Esenyurt'ta görev almak istiyorum. Aynı adımlarla burayı tıklıyorum, görev almak istediğim okulu seçiyorum ve artık ben İstanbul'da, Esenyurt'ta ve görev almak istediğim ilçede görevliyim. Bu soru sıklıkla geliyor. Herhangi bir şekilde arkadaşlarınızla birlikte görev yapmak istiyorsanız, farklı bir grupla bir yerlere gitmek istiyorsanız artık bu değişiklikleri kendiniz yapabilirsiniz. İl sorumlularınızdan, ilçe sorumlularınızdan veya okul sorumlularınızdan bunları talep etmenize gerek yok. Bütün seviyelerdeki gönüllerimizin bu işlemleri tamamlamış olması ve database'e kaydını yapmış olması gerekiyor. Bundan sonraki adımlar, yani ilçe sorumlusu mu olacaksınız, okul sorumlusu mu olacaksınız, sandık sorumlusu mu olacaksınız? Bu noktadan itibaren yetkilendirme adımları yukarıdan aşağı doğru, yani il sorumluları ilçe sorumlularını, ilçe sorumluları okul sorumlularını, okul sorumluları da sandık sorumlularını atayacak şekilde yetkilendirme adımları işliyor. Ama tekrar söylüyorum, önemli olan sandık.oyveti.org'dan veya oyvotes.org'un ana sayfasından giderek bu kayıt işlemini mutlaka tamamlamış olmanız gerekiyor.